çıktığımda birinci olacağımı hiç tahmin etmemiştim. Ben LGS'de full çeken bir öğrenci olsaydım ailemden kesinlikle bir hediye isterdim. Sen bir şey istedin mi evdekilerden? Kendilerini çok yormamaları, 150-200 civarı bence bir soru çözmeleri. Yeter mi? Matematikteki korkumu şöyle yendim. Yeni nesil sorular gerçekten uzun. Sen sürekli yüzleri alan bir öğrencisin. Hı. Bu arkadaşların arasında biliniyordur. Evet. Sana uyuz oluyorlar mıydı? Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Hepinize merhaba arkadaşlar. LGS 2024 Tonguç Dershane birincimiz Enes Sabri Çırak'la beraberiz. Enes hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Ne haber, nasıl gidiyor? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizler nasılsınız deme şimdi. Biraz önce abi konuşuyorduk seninle beraber. Hocam diye sesleniyordun arkandan. Şimdi böyle nasılsınız olduk. Hemen böyle bir sohbete başlayalım istiyorum. Öncelikle seni tanımayan arkadaşlar için kendinden bahset. Ben Enes. 2024 LGS sınavında Türkiye birincisi olarak Galatasaray Lisesi'ne yerleştim. Ankara'da yaşıyorum. Aslen Samsunluyum. Peki hobilerin var mı, böyle yapmayı sevdiğin şeyler? Genel olarak sporla uğraşıyorum. Basket oynamayı severim. Basketbol oynamayı ben de çok severdim. Fakat maalesef istediğim kadar uzayamadım. Tebrikler. Size transferde 1 milyon. No. Her neyse, şimdi sen LGS birincisi oldun. İlk hissiyatını merak ediyorum. Sınavdan çıktıktan sonra birinci olacağını biliyor muydun? Sınavdan çıktığımda birinci olacağımı hiç tahmin etmemiştim. Emin olmadığım sorular yoktu ama fulleyeceğimi de tam böyle düşünmemiştim. Ondan sonra eve geldim. Hocalar tabii cevap anahtarını atınca kontrol ettiğimde çok mutlu oldum yani gerçekten. Beklediğim bir şeydi aslında ama İlk tam da emin değildim. Kiminle paylaştın? Annene mi gittin, babana mı gittin? Zaten hep beraber baktık. Aha. Ya hep beraber bu mutluluğu yaşadık. Kafanda peki Galatasaray ne zamandan beri var? İlk 2 ay okulda denemelerim ortalamaydı. İkinci ayın sonuna doğru bir tane denemeye girdik Türkiye geneli. Hı hı. Orada 500 tam puan yaptım. Buradan sonra dedim ki bu denemede yaptıysam gerçek LGS'de de yapabilirim. Bundan sonra kafam birazcık Galatasaray oturmuştu zaten. Ondan sonra da kazandım. Peki nasıl çalışmaya başladın? O çalışma düzenini bir anlatsana bize. Ben Ağustos ayının sonlarına doğru çalışmaya başladım. Günde 20 soru paragrafla başladım. Sonradan bunu tabii ki arttırdım ve kitap okuyordum. Bundan sonra matematik ve fenin 1 ve 2. ünitelerini okul başlamadan önce bitirdim. İsteyen kişi ilk olarak hocadan da dinleyebilir. Ki genelde tavsiye edilen de budur zaten. Benim tavsiyem Eylül ve Ekim aylarında yani kendilerini çok yormamaları. Çünkü en başta... Uzun bir maraton değil mi? Yoksa evet, evet. Bırakabilirler ileride. Yani çok uzun bir maraton ki son ataklar bence çok daha önemli. O yüzden ilk aylarda kendilerini çok yormadan 150-200 civarı bence bir soru çözmeleri. 100 soru yeter mi? Kişiden kişiye göre bence değişir. Yani kimisine göre 100 soru yeterli olur. Hatta şöyle söyleyeyim. Konu tekrarlarını düzenli yapan, yani belki de konu tekrarını çok iyi yapıyordur. Bu adam bence 100 soru çözse onun için yeterli bile olabilir ilk dönem için. Peki senin motivasyonun sağlayan, hiç bırakmamanı sağlayan şey ne oldu? Yani bir okulu artık hedefimi koymuştum. O okulu kazanmak için elimden ne geldiyse yaptım. Sonlara doğru tabii motivasyonum düştü oldu. Motivasyonumu düşüren şeylerden biri şuydu. Bir ara ben çalışmayı çok arttırdım. Yani normalde 200-150-200 soru çözüyorsam bu ara 250-300 sorulara kadar çıkarttım. Buna rağmen deneme netlerinde bir düşüş yaşandı. Bu da motivasyonumu düşürdü. Sonradan şöyle devam ettim. Daha fazla çalıştıkça deneme netlerim gene arttı bu sefer. Zaten sonlara doğru da istediğim seviyeye geldim. Günlük paragrafımı aksatmıyordum. Bunu söyleyebilirim. Ya bence paragraf haftada 2-3 gün çözülecek bir şey değil. Yani haftanın her günü bence paragraf çözülmeli. Ben LGS'de full çeken bir öğrenci olsaydım ailemden kesinlikle bir hediye isterdim. Sen bir şey istedin mi evdekilerden? Ya ben daha çok kendim için çalıştım. Aha. Yani böyle çok beklentim olmadı. Zaten benim için en büyük ödül Galatasaray Lisesi'ni kazanmaktı yani. O istediğim okulu elde etmemdi. O yeterli oldu bana diyorsun. Evet. Enes, peki senin bir günün tam olarak nasıl geçiyor? Kaçta uyanırsın sen mesela? Ben 10.30'da uyuyup 6.30'da uyanırım. 6.30'da uyanıp genelde 40 soru paragrafımı çözerim. Ondan sonra okula giderim. Ben okula 2 vesaitle gidip geliyordum. Okuldan 4.30 gibi çıkıyorum. 6 gibi evde olurum. 6.30'a kadar dinlenirim. İlk bir yarım saat, bir saat kendi size bir vakit ayırmanızı tavsiye ederim. Biraz bir rahatlayın. Günün yorgunluğunu atın derim. 6.30'dan sonra ise o gün okulda mesela çarpanlar ve katları işledik. Hemen Tonguç'tan çarpanlar ve katları açıyordum. Soru çözümünde de şöyle. O gün işlediğimiz konunun sorusunu çözerken ilk olarak kolay kaynaktan çözüyordum. Bu çok önemli. Ya bence ilk yeni nesil kaynaktan çözerseniz, yeni nesil zaten zor. Bir de yeni öğrendiğiniz bir konuyu yeni nesil kaynaktan çözerseniz bu işinizi daha da zorlaştıracaktır. Motivasyon da düşürür, vazgeçersin. Aynen öyle. Bu arada etütlerimi saati belli değil. Ne kadar odaklanabilirsem o kadar çözüyorum. Yani masa başında oturduğumda ne kadar çalışabilirsem o kadar gidiyordum. Yani odak sürem artık 1 saat olur, 2 saat olur. En başlarda zaten odak sürem çok kısaydı yani. Bir yarım saat, 40 dakika çalışıp sıkılıyordum. Ondan sonra üstüne gide gide daha iyi odaklanmaya başladım. Sonlara doğru 1-2 saat kalkmadan masa başından çalıştığım oluyordu. Enes, Tonguç Dershane'den konuşacak olursak dershanenin en sevdiğin özelliği ne? Dershanenin en sevdiğim özelliği kayıt olunduktan sonra eve bir kutu gelmesi. Hı hı. Ve bu kutunun içinde kaynak kitaplar ve grafik tabletin olması. Hoca sizden bir soruyu çözmenizi istediğinde
o grafik tabletten çözebiliyorsunuz ve derse aktif katılımınızı artırıyor. Bunun dışında 20 kişilik sınıflarda canlı derslerin verilmesi benim beğendiğim bir özellik. Burada da şöyle, anlamadığınız bir şey olduğunda hoca hemen soruyorsunuz ve o da hemen cevabını veriyor. Bu da gerçek bir dershane ortamı yaratıyor aslında. Online de olsa o dershane ortamını yaşayabiliyorum. Evet. Şimdi senin temelin sağlam bir öğrencisin sen. 7. sınıfta da falan iyiydin anladığım kadarıyla. Şöyle, matematik olarak temelim sağlamdı. Bu arada matematikte de ben seneye ilk 16 netle başladım. Gayet iyi bence 16 net. Ama tabii sen full hedefliyorsan o 4 neti de ilerleyen zamanlarda çıkarman gerekiyordu. Yani en kötü netim 16 değildi. Daha 15'lere, 14'lere düştüğü de oluyordu. Matematikteki korkumu şöyle yendim. Yeni nesil sorular gerçekten uzun. Okumak da insanı zorluyor. İyi paragraf çözüyorsanız eğer bu matematiğinize de yansıyor bence. Okumanız hızlıysa ve okuduğunuzu tekte anlayabiliyorsanız hem süre yetiştirme sıkıntınız olmaz hem de soruyu çok iyi anlarsınız. Peki ben şunu merak ediyorum. Çok çok tavsiye verdim. Böyle beynim doldu. Bana biraz şeyden bahset. Bana biraz magazinden bahset. Sınıfta ders çalışan, çok çalışkan öğrencilerin böyle birazcık haterları olur. Böyle ona uyuz olur. Evet beyler. Okulu karıştırmamız lazım. Kimler mikser? Şimdi sen sürekli yüzleri alan bir öğrencisin. İşte sınavlar yüz. LGS denemesine giriyorsun. Daha ikinci ayda full çekmişsin falan. Bu arkadaşların arasında biliniyordur. Evet. Sana uyuz oluyorlar mıydı? Yok. Yok yani, muydu sınıfta böyle haterın falan? Hatta şöyle, hani bir arkadaşlarım da mutlu oluyordu. Hatta ilk denemelerden full çektiğimde arkadaşlarım da çok mutlu olmuştu. Hepsi tebrik etti. Böyle, sen de onlara karşı böyle miydin? Ben de onlara karşı öyleydim. Rekabet oluyordu ama böyle tatlı rekabet. Herkes kendini aşma peşindeydi aslında. Birbirini değil de herkes kendisini geliştirmeye çalışıyordu. Aynen. Peki senin bir idolün var mıydı böyle? Ya ben de onun gibi olurum, başarılı olmak istiyorum dediğin biri var mıydı? Bir idolüm yoktu ama başarılı öğrencileri gördükçe yani ben de onlar gibi olayım. Bu yüzden başarılı öğrencileri görmek hem beni de motive ediyordu. Şimdi seni gören arkadaşlarımız motive olacaklar. Buna eminim. LGS sürecine baktığımızda bu dönemde sosyal medya kullandın mı, telefonla takıldın mı, neler yaptın? Şöyle, tuşlu telefona geçme tavsiyesi çoğu kişiden geldi. Ama ben tuşlu telefona geçmedim. Çünkü benim hayatım telefondaydı. Yani gerek Tonguç olsun, öbür şeyler olsun. Ders çalışırken kapatıyordum. Sadece okuldan eve geldiğimde yorgun olduğum için bir o zaman bir yarım saat, bir saat açıyordum. Ondan sonra gene kapalı duruyordu telefonum. Peki sosyal medyada ya da YouTube'da böyle en çok kimi takip ediyordun? Genelde zaten Tonguç'u takip ediyordum. Her yerde bizimleydin sen. Evet. Tabii öncelikle bizi YouTube'dan tanımıştın. Evet, evet. 5'te 6'da bizimle, 7'de bizimle YouTube'dan çalışmıştın. Temeli sizde attım zaten. Temeli bizimle beraber atmıştın. Bizim için de çok gurur verici senin böyle bir başarıya ulaşmış olman. Enes, şu an öğrenci arkadaşların en büyük yaşadığı zorluk yeni nesil sorulara alışmak. Sence nasıl alışılır? Bence yeni nesil sorulara alışma sürecinde kitap okuma önemli ama kitap okuma da ben ilk dönem kitap okudum. Otobüsteyken boş zamanımı değerlendirmek amacıyla kitap okudum. Onun da yarım saati genel olarak geçmiyordum. Onun dışında paragraf kesinlikle her gün çözmelerini tavsiye ederim. Yani haftanın 6 günü en az bence. İlla çok yüksek rakamlara çözülmesine gerek yok. Yani ben 20 soruyla başladım. Sonradan arttırdım bunu. 40'a, 50'ye çıkarttım. Sonlara doğru da tabii 70-80'e çıkarttım. Sen şimdi hem LGS birincisin, başarılı bir öğrencisin, hem de kendini iyi de ifade eden bir arkadaşımsın. Her ne kadar burada ufak tefek heyecanlansan da kamera arkasında da seni tanıdığımız için çok güzel konuştuğunu biliyorum. Bu insanlarda, yani böyle çok tez canlı, konuşkan insanlarda birazcık şey olur, odaklanma sorunu olur. Özellikle böyle sürekli bir uzun bir soru okumak zordur. Sen odaklanma sorununu nasıl aşıyordun? Odaklanma sorunumu şöyle aşıyordum. Bir masaya oturduğumda 20 dakikada ben sıkılıyordum. Artık dersin başına kalkmak istiyordum ama mola vermiyordum. Sıkıldığım zaman, matematikten sıkıldım ya, hemen din kültürü kitabını alıyordum, ona geçiyordum. Din kültüründen sıkıldım, inkılaba geçiyordum. Özet olarak yani odaklanma sorunu yaşadığımda, dersten sıkıldığımda dersi bırakıp molaya geçmiyordum. Daha da üstüne gidip gerekirse hani dersi değiştiriyordum. İlklerde bir saati tamamlıyordum. Sonradan 1,5 saati tamamlamaya çalıştım. Böyle böyle odaklanma süremi de artırdım. Peki denemelerine bakacak olursak sene içerisindeki denemelerin nasıldı? Sene içindeki denemelerim ilk hemen bakayım. Hala duruyor mu telefonunda? Evet. Ben olsam silerdim hepsini. İlk olarak birinci denemede 7 yanlış yapmışım. 3'ü matematik. LGS'den bir önceki denemede de bir inkılap yanlışım vardı. İlklerde 480 üstü sonuç bekliyordum en az. İlk denemede 7 yanlış gelince tabii böyle bir motivasyonum düştü. Ondan sonraki denemelerde hani çok farklı değildi. 6 yanlış, 5 yanlış gibi ama sonradan çalışmayı arttırdım. Deneme netleri buna bağlı olarak da arttı. Şimdi liseli oldun. Çok da güzel bir lisede okuyacaksın. Böyle çekincelerin var mı? Yeni arkadaş ortamı, yeni büyük bir okul. Malum Galatasaray Lisesi'ne yerleştim ve bu okulda Fransızca hiç bilmediğim bir dil. Bundan dolayı bir çekince duyuyorum aslında ama bunun da hazırlık sınıfında üstüne giderek aşacağımı düşünüyorum. Biliyorsun geçtiğimiz senelerde de bolca Galatasaraylı arkadaşları ağırlamıştık. Oradan Bengüsü'yle tanışma fırsatın oldu galiba. Evet. Sana taktikler verdi mi okulda neler yapacağına dair?
Yok. Vermedi mi? Bengüsü hemen arıyorsun Enes'i ve diyorsun ki bak okulda böyle bir ortam var. Biliyorsun Galatasaray Lisesi'nde biraz hiyerarşi vardır böyle. Üst sınıflarda abiler vardır, ablalar vardır falan filan. O yüzden Bengüsü'yle aranı iyi tut ki oradaki kimseyle papaz olma, tamam mı? Son olarak bu yıl sınava girecek 2011 tayfa için ne tavsiye edersin? Böyle en önemli tavsiyelerin ne olur? İlk dönem yarım saate kadar kitap okumalarını tavsiye ederim ki bu ders çalışmalarını engellemeyecekse eğer. Onun dışında her gün yani en az haftanın 6 günü paragraf çözmelerini tavsiye ederim düzenli olarak. Ki yeni nesil sorular zaten böyle anlamaya başladım ben. Onun dışında az soru çözüyorum diye kesinlikle moralinizi bozmayın. Yani bence 100 soru da gayet iyi. İlla iyi bir liseye yerleşmek için çok yüksek sorular çözmenize gerek yok. Eğer anlayarak çözüyorsanız bence soru sayısının çok da bir önemi yok. Son olarak bir senelik çalışmanızın karşılığını 5 yıl boyunca okuyacağınız o güzel liselerde alacaksınız. Bence motivasyonunuz düştüğünde kesinlikle çalışmayı bırakmayın. Aksine bunun üzerine gidip soru sayılarınızı arttırın. Bu sınav zannettiğiniz kadar da zor bir sınav değil. Herkesin yapabileceği düzeyde, herkesin anlayabileceği düzeyde bir sınav. Size güveniyorum. Bizler de onlara çok güveniyoruz. Çok güzel bitirdin. Teşekkür ediyorum. İnşallah yolun çok açık olur. Seninle önümüzdeki dönemde zaten böyle güzel videolar yapacağız. Hem Tonguç LGS hazırlık kanalındaki arkadaşlarımız için hem de diğer arkadaşlarımız için. Bengüsü ile Enes ile tüm LGS birincileriyle çok güzel sürprizlerimiz olacak onlara. O zaman bir sonraki videoya kadar kendine iyi bak diyelim Enes. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.